aslında Sezai Karakoç olur. Üzerinden tabii dönmeyelim. Şimdi Sezai Karakoç dediğimiz zaman mesela mutlaka çok iyi özel dosyaların olduğu, iyi yazılar yazdın, konuşmalar yaptın, konferanslar verdin. Mesela yazdığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan Sezai Karakoç var. Baktığımız zaman mesela ben telaşsız, tedirgin olmayan, bir şekilde özgüvenli ama öfkesini de döven, hırsına galip gelmiş. Tabii. İyi bir çağ okuyucusu aslında Sezai Karakoç. Belki sorun şuradan almak lazım. İyi bir çağ okuyucusu ama çağ Sezai Karakoç'u okuyabildi mi? Çok güzel bir soru. Sorunun müsaade edersen sonuna başlamak isterim. Çünkü o kısmı çok önemli. Çağ Sezai Karakoç'u okuyabildi mi meselesi çok önemli. Bir kere Sezai Karakoç o anlamda tırnak içinde en okunaklı büyük şairlerden ve büyük yazarlardan birisi, biliyor musun? Hı hı. Çünkü Yunus Emre yalınlığında yazmış her şeyini. Şiirleri de dahil buna. Sezai Karakoç'un sofistikasyonu diyelim imgelerindedir, buluşlarındadır. Yoksa Türkçesinde değildir. Şöyle söyleyeyim. Acemi yazar ya da acemi şair gereksiz dolaştırır lafı. Ama şöyle bir laf var ve ben bunu çok severim. Bir romanımdan bir cümle söyleyeyim müsaade edersen. Masumiyet'te mi? Masumiyet'in son günlerinde galiba, evet. Orada çok iyi. Şöyle, suç şarapta değildi, yol dolaşıktı. Şimdi suç Sezai Karakoç'ta değil, yol dolaşık. Ama o yolu da yalın biçimde yürüyor Sezai Karakoç. Hiç artistlik yapmadan. Yani vulgarize etmeyen. Hem vulgarize etmeyen hem gereksiz bir karmaşaya düşmeden oldukça yalın. Peki bu kadar yalın büyük bir şairi neden okuyamıyor Türkiye? Hoş okuyor, hakkını yemeyelim. Ama böyle mi okur büyük bir şairi bir ülke? Nasıl okumalı? Şöyle. Bunun bireysel taraftan bakınca bir açıklanacak bir tarafı var. Bir de toplumsal taraftan bakınca açıklanacak bir tarafı var. Mesela sana şunu söyleyeyim. Eski bir Prusya efsanesi olan Faust'u yeniden yorumlayan Goethe oldukça sofistik bir şey ortaya koyar. Metin ortaya koyar. Türkçesinden anladığım kadarıyla, ben Almanca bilmiyorum. Ve fakat Almanlar mesela dış kültürel misyonlarına onun ismini vermekten çekinmemişlerdir ve bu konuda görüş birliği etmişlerdir. Goethe Enstitüt'tür. Almanya'nın kültürünü dünyanın her yerinde temsil eden evlerin ismi. Biz de tamam, Yunus Emre güzel ama Sezai Karakoç olamayabilir mesela bu. Sebebi de Sezai Karakoç'u yeterince Türkiye'nin topyekün değerlendirememiş olmasından kaynaklanır. Buradaki açığa dikkatini çekerim. Şöyle olur. Bir insan herhangi bir işareti, imgeyi, bir yeniliği, hayattaki bir farklılığı, bir gelişmeyi, bir kıpırdanışı ancak ona içtenlikle hazır olduğunda yakalayabilir. Bu şiir içinde böyledir, biliyorsun. İsmet Özel mesela şiir yazmayı ilham meselesini böyle açıklar. Şahsen acizane ben de öyle düşünüyorum. Eğer bir toplum, bir insan bir şeye yeterince açıksa, yürekten açıksa ve yüreğiyle birlikte kapıları tamamen açıksa ancak onu görebilir. Gözleri açıksa değil. Göz zaten gören bir şey değildir. Toplum Sezai Karakoç'a hazır mıydı? Halen de hazır mıdır? Ona bakmak lazım bana kalırsa. Soruyu